Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Müslümanlar, ilk evvel kıymetli Ömer Hocama bize görevi tevdi edildiği için kendisine teşekkürler sunuyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak merhum ve huriye sibahi oğlu annemize kani kani rahmet eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Çıkmış olduğu kumurgun yolculuğunu kendisi hakkında hayırlı eylesin. Amin. Varacak olduğu kabrini nur eyleyip, mülçenayın sorgu sual meleklerine en güzel şekilde cevap vermesini kendisine muktedir eylesin. Amin. Arkada cemaatimiz var. Fazla bekletmek istemiyoruz ama malum cenaze olduğu zaman birkaç kelime konuşmak insan üzerine vacip oluyor kıymetli Müslümanlar. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Katemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala bisarihim düşşâve. İlâ âhiril âyem sadakallahu l-azîm. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın her gün beş vakit minarelerden ezan-ı Muhammediyesi okunuyor. Ramazan bayramını yeni geçirdik. Hüzünlendik, sevinçlendik. Bugün burada annemizi kaybettik. Yine bir hüzüne boğulduk. Cenab-ı Hak bizlere buyuruyor ki dünya hayatında bir hayat yaşayacaksınız. Olacak. Ama unutmayın sonunda muhakkak Azrail Aleyhisselam ile karşılaşacaksınız. Ne yaparsanız yapın ahirette muhakkak karşılığını göreceksiniz. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz onların gözlerini, kulaklarını, dillerini, duyan azalarını bağlarız. Duymazlar, işitmezler. O kalpleri kas katı olur buyuruyor. İşte eğer biz Allah'ın yolundan ayrılırsak beş vakit okunan ezana icabet edemeyiz. Ulaşmış olduğumuz Ramazan ayını değerlendirmeden belki de bu dünyadan göçüp gideriz. Bakın bugün Huriye annemiz hiç belki aklında yoktu bugün şu musallaya geleceği. Hiçbirimizin belki aklında yoktu. Allah bizleri şu duyan kulaklarımızı hakka duymayı, gören gözlerimizi hakkı layığıyla görebilmeyi, şu atan kalplerimizi sadece vücudun iadesini, idamesini ettirmek için atmayı değil, Allah'ın zikriyle, şükrüyle dönen atan kalplerden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cümlemizi şu musallanlara gelmeden evvel ibret almayı, namaz ehli olmayı, Kur'an ehli olmayı yani kısaca ahirete hazır bize nasip eylesin. Kıymetli Müslümanlar, sevgili Peygamber Efendimiz اِذْكُرُوا مَوْتَعْكُمْ لِلْخَيْرِ ölülerinizi her daim hayatlarındayken bildiğiniz güzel işleriyle hayırla yad ediniz buyuruyor. Bu emri peygamberiye intisalden ve ruhum annemizi hali hayatında kemal-i sıhhatindeyken Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a İnanmış, iman etmiş, iyi bir Müslüman, iyi bir insan ve iyi bir şahitlik eder misiniz? Gideriz. Cenab-ı Hak şahitliklerinizi kabul eylesin. Amin. Ahit olan bütün maddi, manevi, insani, İslami ve komşuluk haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Şu an gönülden bir daha helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz hüsnü şehadetinizi ve haklaniklerinizi yüce katında kabul eylesin. Bize de bırakmış olduğu âli efradlarına, sevdiklerine, sevdiklerine ecr-i cezil ihsan eyleyip sırat-ı müstakim üzere gitmelerini nasip eylesin. Biz kullarına iki cihanda aziz eylesin. Buyurun hep beraber kıymetli hocam eşliğinde cenaze namazına yetinelim.